İyi akşamlar. Yol TV'nin çok değerli izleyenleri, bir Kobi Vizyon programında daha birlikteyiz sizlerle. Bu akşam farklı konuları birlikte tartışacağız ve konuklarımla farklı konuları birlikte masaya yatıracağız. Konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Şehir plancısı, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu üyesi ve Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği Danışma Kurulu üyesi Sayın Ali Aktaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine GİMAT AŞ Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ferit Aytekin. Ferit Bey, siz de hoş geldiniz. Evet, değerli seyirciler. Gerçekten bu akşam çok güzel konuları tartışacağız. Çok güzel konuları sizlere aktaracağız. Ve bu konularla birlikte Türkiye'nin bakış açısına farklı bir vizyon getirmeye çalışacağız. Sayın Ferit Aytekin'le özellikle GİMAT'ın gıda konusundaki yol haritasından görüşler aktaracağız. Ve GİMAT'ın yaptığı yatırımlar hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Çünkü GİMAT Türkiye'nin ekonomik yaşamına önemli bir katkı sunan kurumlar arasına girdi. Ve son yıllarda yaptığı yatırımlarla gıda sektöründeki iş adamlarının adeta yol haritası oldu. Yine diğer taraftan Türkiye'nin inşaat sektöründeki ve kent planlamasındaki bakış açısına çok değerli katkılar sunan ve şehir planlarında önemli imzası bulunan Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği Danışma Kurulu üyesi, şehir plancısı Sayın Ali Aktaş'la da Türkiye'nin şehir planlamasını, kentsel yaşamını, ekonomik yaşamını, inşaat maliyetlerini, inşaatın Türkiye ekonomisindeki potansiyel durumunu masaya yatıracağız. Ben şimdi Sayın Ferit Aytekin'le başlamak istiyorum özellikle. Sayın Aytekin, öncelikle sizi bir kısaca tanıyalım, sonra da devam edelim oradan. Teşekkür ederim. İsmim Ferit Aytekin. Öncelikle GİMAT'ın bir açılımını yapalım. Evet. Gıda İhtiyaç Maddeleri Toptancıları Derneği. Yaklaşık 2006 üyesi olan bir dernek. Bünyesinde değişik şirketleri bulunduran bir dernek. Sonra kendimi tanıtayım. Yaklaşık 30 senedir ticaretle uğraşmaktayım. Şu anda GİMAT Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. GİMAT'ın diğer şirketlerinden biraz sonra bahsedeceğiz. Genel koordinatörlüğünü yapıyorum. GİMAT'la ilgili değişik yatırımlarımızı isterseniz daha sonraki bölümde anlatayım. Evet. Kısa bir şeyden sonra. Bize GİMAT'ın Türkiye ekonomisindeki payı hakkında bir bilgi verir misiniz? GİMAT Türkiye ekonomisindeki özellikle Türkiye ekonomisine çok ciddi girdiler sağlayan katma değeriyle yaptığı yatırımlarla önemli bir değer yaratan kuruluş haline geldi. Evet. GİMAT'ın bu yatırımlarından bize öncelikle bilgilendirir misiniz? GİMAT öncelikle gıda ile uğraşan insanların oluşturduğu bir topluluk. Bünyemizde gıda alım satımla uğraşan arkadaşlarımız var. Gıda ile ilgili imalat yapan arkadaşlarımız var. İhracat yapan arkadaşlarımız var. İthalat yapan arkadaşlarımız var. İç Anadolu'ya, Karadeniz'e büyük ölçüde mal sevkiyatı yapan arkadaşlarımız var. Uzun yıllar gıda toptancıyla uğraşan arkadaşlarımız, tabii ki son yıllarda Türkiye'nin gelişen şartlarıyla beraber tabii ki işlerde oluşan tıkanmalardan dolayı yatırımları değişik yönlere kaydırma yönüne gittiler. Birikimleri değişik yöne kaydırma yönüne gittiler. Öncelikle GİMAT'ın bir özelliğini belirteyim. Bir kooperatif zihniyet içerisinde ufak birikimleri birleştirerek
büyük yatırımlara dönüştürmeyi başardı. Türkiye'de bunun ilk örneğini GİMAT yaptı. Hatırlarsanız et balık kurumunun özelleştirmesindeki ilk girişim GİMAT tarafından oluştu. Orada ortaktan ufak birikimleriyle büyük bir alışveriş merkezi oluşturuldu. Büyük bir yatırımcı grupla beraber yap işlet devlet modeliyle. Bugün Türkiye'nin herhalde en verimli çalışan alışveriş merkezlerinden biridir bu. Evet. Konut yatırımları oldu GİMAT'ın. Bu, GİMAT'ın şu andaki mevcut bünyesinin dışında Kazan'da ilçemizde büyük bir depolama şirketi kuruldu. Orada büyük ölçüde 2000 metrelik, 4000 metrelik, 5000 metrelik kapalı alanlarda daha çok imalata yönelik bir oluşumlara gidildi. Yani geldiğimiz noktada artık gıda alım satımının biz ömrünü tamamladığına inanıyoruz. Özellikle bu yabancı sermayenin ülkemize girmesi, büyük gross marketler, süpermarketler açmasıyla ilgili. Artık bir kendimiz üretmeliyiz bir takım Peki, şeyleri. Peki siz GİMAT olarak Türkiye'nin bu adeta üzerine karabasan gibi çöken AVM'ler konusunda siz ne yaptınız mesela? GİMAT'taki toptancıları koruyabilecek ne tür bir örgütlenme yarattınız? Ne tür bir onların geleceğini garanti altına alan yatırım yaptınız? GİMAT yönetiminde de bulundunuz biliyorum. Evet. GİMAT evet. Toptancılar evet. Derneği'nin yönetiminde evet. bulundunuz uzun evet. süre. Evet. AVM'lerden ziyade bizim bizi asıl tehdit eden unsur büyük gıda ile ilgili büyük yabancı sermayeli büyük marketler. Bunlarla rekabet etmek gerçekten zor. Bu zorluğu birebir aşmak tamamen imkansız. Bunun için şimdi önümüzdeki günlerde yeni bir yapılanmaya giriyoruz. Bu yapılanmada gene o birlikten güç doğar anlayışıyla birikimlerimizi bir araya getirerek artık kendi ürettiğimiz, büyük ölçüde kendi ürettiğimiz ürünleri halka çok ucuz fiyatlarla, çok uygun fiyatlarla yansıtacak ve rekabet edebileceğimiz bir oluşum içerisine. Şu anda hazırlıklar tamamlandı. İlk oluşumu yakında göreceksiniz. Onun haricinde gene GİMAT'ın o birlikteliğin verdiği güçle bir takım ürün bazında bazı ürünleri imal etme yönüne tekrar ediyorum. Çünkü imalat artık tek kurtuluşumuz imalat. Evet. Evet. Bunun üzerine gidiyoruz. Bu çok önemli ama yani. Tabii. Yani yerli üretim açısından, milli ekonomi açısından bu çok önemli yani. Tabii. Uluslararası pazarlara açılabilme açısından da yani yerli üreticileri korumak anlamında GİMAT'ın bu yaptıklarının özellikle yani geleceğe onları taşıma adına çok önemli olduğuna inanıyorum evet. ben de yani. Evet. Aslında bir daha değişik bir konudan da bahsetmek istiyorum. Bizim GİMAT içerisinde oluşturduğumuz bazı yan derneklerimiz var. Bunlardan bir tanesi Anadolu Şekerli Mamuller Derneği, Şemtat adı altında. Bu da gene GİMAT bünyesinde şekerli mamul üreticilerini kurduğu bir dernek. Bu konuya özellikle gelmek istiyorum. Çünkü burada bugün herhalde tartışacağız onu, bu GDO'lu ürünlerle ilgili. Evet. Bir büyük bir sıkıntı var. Oraya geleceğiz evet. Özellikle GİMAT'ın da uğraştığı konulardan biri bu. O büyük hedeflerinizi anlatırken o işte Kazan'da bir yerlerden bahsettiniz. Evet. Yani insanlar özellikle yani GİMAT'taki toptancılar, GİMAT yöneticileri bizim için ne yapıyor diye böyle özellikle bilgilenmek istiyorlar. Bunu size sormamı söylediler yani. Evet. Şimdi bu GDO'lu ürünlere ben gene geleyim. Bununla ilgili çok büyük sıkıntı var, rahatsızlık var. Yani bu artık GİMAT'ın sorunumuz değil, Türkiye'nin sorunu. Burada önümüzde çok büyük bir güç var. Yani Türk halkının bu GDO'lu ürünler, biraz da kelimeleri dikkatli kullanıyorum. Çünkü işin ucu evet. genetiği değiştirilmiş insanlar terminatör tohum dediğimiz. Evet evet. Artık bunun girmediği alan kalmadı. Şu anda bunu Türkiye'de üreten
zannedersem Bursa Yenişehir'de çok büyük dev bir Amerikan firması. Bunların ürettiği ürünler ilk başta sadece glikoz şurubu, masumane bir şekilde glikoz şurubuyla başladık. Sadece şekerli mamullerde kullanılırken bugün özellikle gençlerin ve çocukların yediği hemen hemen tüm ürünlerde bu madde kullanılıyor. Evet. Bununla ilgili çok büyük girişimlerimiz oldu. Evet. Ama tabii ki aşamadığımız bazı konular var. Karşımızda dev bir firma var, dev Amerikan firmaları var. Ve bu konuda çok büyük endişelerimiz var. Evet. Gerçekten büyük endişelerimiz var. Bu ürünlerin ne olduğu belli değil. İçeriğinin evet. ne olduğu belli evet. değil. Evet. Ve kendi ülkelerinde bunun kullanımını bazı ülkelerde tamamen yasak, bazı ülkelerde kısıtlamaya Peki, gidiyorlar. Peki Ferit Bey, yani bize bu GDO'lu ürünleri yedirenler kendi ülkelerinde kendi vatandaşlarına yediriyorlar mı? Yani Amerika'nın zaten yemesine gerek yok. Onlar yeteri kadar obez olmuş onlarla bir şey. Evet. Çok umurumuzda değil ama evet. Avrupa'nın birçok ülkesinde yasak bu. Evet. Ve bu ürünlerin Tarım Bakanlığı ne yapıyor bu konuda? Tarım Bakanlığı bu konuda bir denetim yapmıyor mu? Var, bunlar tabii ki. Yani çünkü görebildiğim kadarıyla Tarım Bakanlığı sizin ensenizde boza pişiriyor evet. bazen. Yani ama bunları denetleme konusunda bir şey yapmıyor mu? Şimdi Tarım Bakanlığı'na bu konuda çok müracaatlarımız oldu, toplantılarımız oldu. Şimdi bu ürünlerin dünyada çıkış mantığı şu. Dünyada insan nüfusunun çoğalması, gıda ile tarımsal ürünlerin bu nüfusa yetmeyecek olması. Çıkış mantığı bu. Evet. Ama bizim böyle bir sorunumuz yok. Ama bizde bu sorunu yarattılar. Anladım. İşte pancara konulan kotalar, tarımdaki bu felaket tablo bize de bu sorun yaratıldı. Evet. Şimdi bu mantıkla bu ürünler biliyorsunuz özellikle Mısır'da ve soya'da evet. Bizim geleneksel tarımda aldığımız ürün işte o geleneksel tarımda atıyorsun tohumu 1'e 2, 1'e 3 veren ürün burada 1'e 100 veriyor. Evet. 1'e 100 veriyor ama niteliğinin ne olduğu belli değil. Evet. Niteliğinin ne olduğu belli değil. Neticesinde hormonlarıyla oynanmış, genetiğiyle oynanmış bir organizma bu. Hmm. İnsan vücuduna şu anda ne kadar verdiği zararın ne olduğu belli değil. Ve ileride ne olacağı hiç belli değil. Yani bunu bize yedirenler kendi çocuklarına bunu yediriyorlar mı? Yok zannetmiyorum. Yedirmiyorlar. Yedirmiyorlar. Zaten yasak ülkelerinde evet, yasak. Evet. Peki bununla ilgili girişimlerimiz oluyor. Tabii ki sadece Peki GİMAT olarak siz ne yaptınız bu konuda? GDO'lu ürünleri satmama gibi bir böyle bir boykotunuz oldu mu? Yani GİMAT toptancılarının. Yani böyle bir boykotun olması çok zor. Yani biz böyle bu boykotun dışında özellikle işte bu diğer kurduğumuz bu Şemtat'ta üyelerimiz pancar şekeri glikozdan, fruktozdan imalat yapmıyorlar. Geleneksel evet. bizim pancar şekerinden üretilen kristal şeker dediğimiz üründen üretim yapıyorlar. Bir şey soracağım bu arada yani bu Torki'yi bir şey çıktı Konya markası. Evet. Yani felaket bir marka yarattılar. Her alanda piyasaya girdiler. Son günlerde mesela onların bisküvi ve çikolatalarını insanlar çok daha fazla tüketiyor. Evet. Nedir bu? Onun ya şeysi nedir? Biraz evvel bahsettiğim konu. Yani bu hassasiyeti güzel kullandılar. Güzel değerlendirdiler. Tebrik ediyorum kendilerini. Halen bir çiftçi kuruluşudur Torku. Evet. Eski Konya şeker fabrikalarının oluşturduğu bir şirketler topluluğudur. Bunlar halen eski geleneksel tarzda evet. üretime devam ediyorlar. Halkımız da buna teveccüh gösterdi yani o başarıları evet. da bunlar. Yani milli marka olduğu için mi? Milli markanın daha. Ötesinde zaten bunu şeylerinde kullanıyorlar. Ürünlerin etiketlerinde, evet. reklamlarında kullanıyorlar. Sadece şekerden imal edilmiştir diye şekerli muamele yaptıkları için bunu kullanıyorum. Halkta da bunun cevabını buluyorlar. Bu da sevindirici bir olay. Yani insanlarımız bu konuda çok duyarsız değil. Bugün Torku gibi firmanın Türkiye'deki devleri şimdi reklama girmesin, vermeyelim isimlerini ve onların cirolarına yaklaşması halkın ona gösterdiği teveccühtür. Bu da güzel bir şey. Demek ki düzgün imalat yaparsanız karşında insanlar karşılığı veriyor. Şunu özellikle size sormadan geçemeyeceğim. Bu şeyin içine, konunun evet. içine tam onu da saplayalım diye düşünüyorum.
GİMAT Şirketler Topluluğu'nun bir yan kuruluşu olan GİMAT Toptancılar Derneği. Evet. Yerli malı kullanma açısından bir böyle şeyi var mı? Bir çalışması var mı? Yerli üretelim, yerli kullanalım gibi böyle bir çalışması oldu mu? Şimdi Bahar Bey, bu konuda çok çalışmamız oldu ama artık bazı şeylerde çok geç kaldı. Yani bir takım ürünlerde yerli malı kullanalım dediğin zaman üretim yapamazsınız maalesef. Maalesef üretim yapamazsınız. Size en basit bir örneğini vereyim, aklıma gelen, ilk gelen. Şimdi susam. Susam Türkiye'de. Evet. Türk susamı, yerli susam. Dünyanın en kaliteli susam. Bizim evet. Damak zevkimize uygun susam. Ama bu susamın Türkiye'de şu anda üretimi tüketime yetmiyor. Neden derseniz susamın üretildiği o tarlalar tamamen turizme yönelik otellerle doldu. Turizme yönelik alanlarla doldu. Köylü de zahmetli bir iş ekmiyor bunu. Şu anda mecbursunuz bunun ithalatını kullanmaya. Biz bu konuda yerli malı kullanımdan öte, artık orada biraz geç kaldık. Sağlıklı ürün, yani bütün ithal ürünler sağlıksız diye bir şey yok. Yani öyle bir şey diyemeyiz. Evet, evet. Ama bunların içerisinde sağlıklı olanı ve bizim geleneksel imalat tarzımıza uygun olanları kullanmak durumundayız. Ama bunun ötesinde şunlar yapıldı. Özellikle gene şekerli bir ne olacak ama biraz da kendi mesleğim olduğu için oraya ağırlık veriyorum. Balda çok büyük kampanyalar yaptık. GİMAT esnafının bu hileli balları, ki bir ara bundan 7-8 sene evvel artık bal vasfına uygun, yani bal diyebileceğimiz bir ürünü bulmanız mümkün değil. Evet. Tamamen glikozdan üretilmiş evet. ürünler kullanılıyor. Evet, ben burada hemen GİMAT Şirketler Grubu'nun geleceğe yönelik GİMAT firmalar için hedeflerini sormak istiyorum size, yani Ferit Bey. Evet, şimdi şunun farkındayız. Toptancılık artık Türkiye'de ömrünü tamamlıyor. Evet. Bunun farkındayız. Bunun yıllardır farkındayız. GİMAT Türkiye'yi bir ağ gibi örmüş bir toptancılar evet. sitesi. Artık evet. vasfını tamamladı mı diyorsunuz? Yani meslek olarak toptancılık artık devre dışı kalıyor. Yani bizim artık eski sistemimiz tamamen ortadan kalkıyor. Biz de artık yeni gelişen bir ekonomik modelde kendi yerimizi bulacağız. Yani evvelden ne yapıyorduk? İşte büyük fabrikalardan ürünleri alıp onu sevk ediyorduk. Anadolu'nun her tarafına büyük ölçüde sevk evet. ediyorduk. Artık bunun ömrünü tamamladığını farkındayız. Evet. Biz geçmişten gelen tecrübemizi, birikimlerimizi farklı yönlerde kullanacağız. Bunun için de zaten değişik faaliyetlere giriyoruz. İşte biraz evvel bahsettiğim önümüzdeki günlerde Türkiye çapında büyük bir yapılanmaya gidiyoruz. Bunları ayrıca konuşalım tamam. bir başka soruda. Ben tamam. hemen Şehir Plancısı ve Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği Danışma Kurulu Üyesi ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Üyesi aynı zamanda Sayın Ali Aktaş'a sormak istiyorum. Efendim, inşaat sektörü malumunuz büyük tavan yapmış durumda Türkiye'de. Müthiş bir inşaat furyası. Türkiye'nin her tarafını, TOKİ'ler bir tarafta, özel sektör firmaları bir tarafta, yani takır takır her tarafta binalar yükseliyor ve Türkiye'nin en ekilebilir tarlaları dahi hızla konutla doluyor. Bu kadar konuta karşı Türkiye'de bir de konut ihtiyacı diye böyle bir şey var ortada. Bu konut ihtiyacı Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor, yani bunu bize bir anlatır mısınız? Önce inşaatın bir potansiyelinden isterseniz başlayalım, tamam. kapasitesinden tamam. başlayalım. Özellikle dünyadaki ve Türkiye'deki inşaat potansiyelini çok iyi değerlendirmek lazım. Gerçekten dünyada 7,5 trilyon dolarlık bir iş hacmi var. İnşaat sektöründe. Evet. Bu da aşağı yukarı toplam iş hacminin %13.4'ünü tekamül ediyor. Gerçekten de çok ciddi rakamlar bunlar.
Ayrıca inşaat yaşamın bir parçası gibi her alanda, her alanın ortak noktası, ortak yapı taşı inşaat. Yani her bir kentteki her kullanım alanında herkesin ortak kullanım, ortak yapı taşı inşaat. Yani eğitim alanında ortak yapısı inşaat, konut alanlarında ortak evet. yapısı inşaat, sanayi alanlarında ortak yapısı inşaat. Dolayısıyla yani bu sektörü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sizin sorunuza gelince, tabii ki konut alanları da büyük bir potansiyel ayrıca yani. Herkesin barınma ihtiyacı var. Özellikle barınma ihtiyacını şuradan ortaya çıkarabiliyoruz. Yeni evlenen çiftlere bakıldığı zaman esasında mevcut konut ihtiyacının ortaya çıkarabiliyoruz bilimsel olarak. Evet. Esasında bu yönden bakıldığında bunun tabii sadece konut olarak bakmamak lazım. Bütün inşaat sektöründe büyük bir potansiyel var ve bunun yan sektörleri var. Onu destekleyen bir sürü sektörler var ve bunlar bir bütün halinde evet. komple birbirini devam eden ve birbirini besleyen şeklinde devam ediyor. Bu şekilde kesinlikle bir iç döngü var yani. İnşaat ekonomiyi besliyor, ekonomi de inşaatı besliyor. Evet. Eğer ekonomik ve siyasi gelişmeler olumlu cereyan ederse, çünkü inşaat da diğer sektörler gibi çok hassas bir sektör. Bir de bu sektör sanıyorum bir 200 kaleme yakın malı da etkileyen bir sektör galiba, değil mi Ali Bey yani? Kesinlikle. Yani bu sektörlerin de ana dinamosu gibi bir konumda galiba yani inşaat sektörü. Birbirine bağlantılı şekilde. Aynen öyle. Yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bir konut, 150 metrekare bir konutun içerisinde 23 bin tane özel ayrı ayrı kalemler var. Evet. İmal edilen. Dolayısıyla her konut açıldığında, her ev açıldığında bu 23 bin kalem o eve bir şekilde giriyor. Evet. Mobilyasıyla, beyaz eşyasıyla, tesisatıyla, elektriğiyle vesairesiyle. Evet. Dolayısıyla bu 23 bin kalem en az 200 sektör, aslında 400 sektör olduğu da söyleniliyor. Bu 400 sektörü besliyor ve bu 400 sektörün de bir şekilde hareketlenmesini sağlıyor. Siz bu arada yani bildiğim kadarıyla birçok belediyeye de şehir plancılığı konusunda, kentsel gelişim konusunda danışmanlık da yapıyorsunuz. Yani evet. oralardaki yaratılan inşaat sektörüyle yaratılan potansiyel o bölgelerdeki ekonomiye de katkı sunuyor galiba, değil mi? Yani kesinlikle katkı sunuyor. Yani bu aslında çok bilinen bir şey. Kesinlikle katkı sunuyor. Yani siz daha çok mi sordunuz yani? Şehir plancılığının gelişmesinin inşaat sektörüne etkisini sormaya çalıştım orada yani size. Çünkü şehir planları yapıyorsunuz. Şehir planları yapılınca belediyeler elbette oralara ciddi şekilde yeni konut alanlarının yapılması için izinler veriyorlar, ruhsatlar veriyorlar. Yani onların da o bölgedeki ekonomiye bir etkisi oluyordur mutlaka yani. Kesinlikle. Zaten bir bölgenin planını yapmak demek, o bölgenin en temel altyapısını yapmak demektir esasında. Planlama en temel altyapıdır. Bütün diğer altyapılar, ulaşım, kanalizasyon, yol vesaire, bu planlamanın üzerine kurulan şeylerdir. Dolayısıyla planlama o kentin geleceğini, ekonomisini temel altyapı olarak belirleyen bir çalışma. Aynı zamanda bir disiplin. Bunun üzerine inşa edilecek her şey. Ve dolayısıyla buradan yola çıkılarak kesinlikle o bölgenin ekonomisi ona göre belirleniyor. Şimdi planlama inşaatın önündeki engelleri ortadan kaldırmış oluyor bir şekilde ve şu andaki yasal düzenlemeler de bir çeşit buna yönelik esasında. İnşaatın önündeki engelleri kaldırmak, inşaatı evet. daha kolay yapabilmek
maksadına evet. ve amacına dönük bir şekilde devam ediyor. Evet. Ali Bey, burada bir araya girdi yaparaktan. Çok ciddi şehir planları yaptınız. Evet. Bir de bildiğim kadarıyla siz Kayserilisiniz. Kayseri'nin de şehir planlarında bayağı etkili imzanız olduğu söyleniyor. Ben Kayseri'de son evet. zamanlarda bayağı ciddi bir çok fazla insanlarla içli dışlı oldum. Orada Ali Aktaş imzası olan yerler olduğu söyleniyor böyle. Biraz bize bu yaptığınız şehir planları, yaptığınız kentlerden de bahseder misiniz? Bu biraz reklama girebilir mi? Evet, evet. Biraz reklama giriyor. Kayserilik olsun birazcık. Kayseri'de ilk benim çalışma bölgem Kayseri aşağı yukarı. Evet. Orada Talas'ın imar planlarını yapmıştık kent bütününde. Evet. Develi'nin imar planını yaptık. Pınarbaşı'nın imar planını yaptık. Gesi'de ve kent merkezinde bir takım çalışmalarımız oldu ayrıca. Mevzi evet. planlar bazında evet. bir takım çalışmalarımız oldu. Hatırladığım bunlar yani daha. Evet. Kayseri bazında çalışmalarımız var. Kayseri'de bu sizin yaptığınız planlarla oldukça büyümüş ve nüfus 1 milyonun üstüne çıkmış. Türkiye'nin önemli bir yatırım kenti olmuş. Çok önemli tesislerin olduğu bir kent haline gelmiş. Görebildiğim kadarıyla ve Kayseri Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden de birisi. Sizin yaptığınız bu hizmetler Kayseri'ye artı gelir olarak dönüşmüş sanıyorum. Teşekkür ederiz. Bizim de bir katkımız olduysa ne hala. Fakat bizden öncesi var ya Osman Kavuncu vesaire bir takım evet. belediye başkanlarının da gerçekten evet. bu anlamda ciddi çalışmalar oldu. Özenli çalışmalar oldu. Evet. Onların üzerine kuruldu kent. Evet. Kayseri kenti diğer kentlere bakıldığı zaman gerçekten de evet. planlama açısından daha başarılı. Yani onu tanımlayacak olursak eğer düz bir yerleşim alanına kurulmuş, etrafı tepeler ve eğimli alanlarla çevrili, yamaçlarla bağları var Kayseri'nin ve enteresan bir yaşam şekli var Kayseri'nin. Kentte sıkılan 5-10 dakika içerisinde bağına ulaşabiliyor. Evet. Böyle bir yaşam biçimi var, böyle bir evet. gelenek var. Evet. Bu da Kayseri'nin güzel taraflarından evet. birisi. Evet, biraz da sevgili seyirciler reklama girdi ama biraz da Kayseri reklamı yaptık. Çünkü Kayseri Türkiye'nin KOBİ cenneti, Kayseri Türkiye'nin ihracat merkezi ve şu anda bizi bu akşam Kayseri'den de izleyen çok sayıda işletme sahibi, çok sayıda firma sahibi, yetkilisi olduğunu gelen maillerde gördüm. Kendilerine teşekkür ediyorum ve Kayseri Türkiye'nin ihracat üssü olarak yoluna devam ediyor. Ben yine Sayın Ferit Aytekin'e dönmek istiyorum kaldığımız yerden. Dedi ki GİMAT'ın çok büyük ciddi yatırımları var. Bu yatırımlar GİMAT'ın toptancısını geleceğe çok farklı şekilde taşıyacak ve geleceğini çok farklı şekilde kurgulayacak dedi. Ben hemen soruyorum. Bunlar Sayın Aytekin nedir? Nasıl yatırımlar planlıyorsunuz ve GİMAT toptancısı evet. bu yaptığınız yatırımlarla nasıl bir koruma altına alıyorsunuz? Öncelikle şu Kayseri konusunda ben de bir sonlandırayım yoksa evet. akşam eve gideceğiz. Ben de hanım Kayseri'li evet. demeli ben. Evet. Onu söylemezsem sıkıntı olur. Evet. Onu da söyleyeyim. evet. 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 Şimdi Bahri Bey, GİMAT toptancısı, at pazarından, saman pazarından, ulucanlardan yıllarca gerçekten çok düşük kâr marjlarıyla çalışmış. Buralara gelmiş. Bugün de değişik sıkıntılarla ulaşıyor. İşte malum sıkıntılar. Bunları her platformda anlatıyoruz. Pek burada da artık ağlamayalım diyoruz. Biraz umutla bakalım diyoruz. Çünkü umut bitmez hiçbir zaman. Umutun bittiği yerde hayat biter. Evet. Esnaf
bizim esnafımız... Bu arada siz tabii felsefecisiniz. Biraz da felsefeci yönünüz var. Biraz keşke, felsefe yönünden de bize değerlendirin. Bu. Keşke keşke felsefe konuşsaydık. O daha, evet. daha zevkli olurdu. Evet. 1980'lerde yarım kalmış bir işi tamamladım. Felsefe konusunda orada belki izleyicilerimiz merak ederler. 12 Eylül'de atıldığımız bir okula 2009'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne AFF'la döndüm. 2009 bu senede geçen dönemde mezun oldunuz galiba. Kep attım, mezun oldum. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Felsefe tabii önemli bir konu. Aslında buradaki her konuyu da felsefeye bağlayabiliriz. Şimdi Thales'in zeytin tüccarı olduğunda oradan girerse konu dağılır, isterseniz girmiyor. GİMAT'ın ciddi yatırımlarını şimdi, sizden duymak istiyoruz. Yani şimdi, GİMAT ne yapıyor toptancılar için? Evet. Şimdi GİMAT toptancıları öncelikle yaklaşık 10 sene evvel çok büyük bir yatırıma girdi. Biraz evvel bahsettim. İsim vermenin mahsuru var mı? Tabii. Ankamoğlu şu anda GİMAT esnafının birikimleriyle yapılmış bir AVM'dir. Onun haricinde biraz evvel bahsettiğim Kazanköy'ünde büyük bir depolama alanı yaptık. Buralarda esnafımızın büyük kısmı şu anda değişik ürün grubunda imalatlar yapıyor. Onun haricinde konut kooperatiflerimiz var. Şu anda geçen 6 ay önce Ağustos'ta hizmete giren GİMART, pek artık AVM ismini de kullanmak istemiyoruz ama çarşı diyelim. GİMART çarşısını açtık. Peki bu R'yi anlayamadık biz aslında orada. Valla bu GİMART ismi biraz da arkadaşlar muhalefet etti ama benim bu GİMART'a bulaştırdığım bir şey. Biz buradaki artık bu GİMART'ın artını biraz da artık bu sanatsal yani bu açısı mı getirmek istediniz? Tabii. Yani burada biz şunu çok iyi biliyoruz. Yani artık ne yaparsanız yapın işin sosyal bir yönü olmaz ise hiç bir anlamı olmuyor. Evet. İşte burada yani bu neticede bu halktan kazanılan paralar var. Bunların bir kısmının da tekrar halka dönmesi lazım. Bu ne şekilde olur? İşte bir takım çarşılar açarsınız filan ama bunlar neticede ticari faaliyetlerdir. Buralardan da bir gelir elde ediyorsunuz. Neticede gene kazanıyorsunuz. Ama buralara benim daha çok biraz ütopik oluyor ama gerçekleştiriyoruz şu anda bunu. Civar köylerden, civar gecekondu mahallelerinden, daha yoksul kesimden öğrencilere buralarda sanatsal faaliyetlerde bulundurabilirsek, tabii ki bunu üniversitelerle işbirliği yaparak bunun ilk adımını bu ay Şubat ayı sonunda atacaktık ama hava durumundan dolayı biraz da bizim alanımız açık bir alan yapamadık. Ankara Üniversitesi'nin genç filarmoni orkestrası var. Oradaki arkadaşlarla bir işbirliğine girdik. Bizim bu son açtığımız çarşıda orada ilk faaliyetlerimize başlıyoruz. Belli bölgelerden getireceğimiz çocuklara klasik müziği ile ilgili klasik müziği enstrümanlarıyla ilgili ilk derslerimize başlıyoruz. Bu bizim AVM'imizin içinde olacak faaliyetler. Efendim şu ciddi yatırımları bir istiyoruz özellikle. Şimdi GİMAT'tan çok değerli toptancı esnaflarımız e-mail atıyorlar ve diyorlar ki Ferit Bey bizi koruyacak yatırımlar neler, onu duymak istiyoruz sizden diye. Şimdi biraz evvel bahsettim. Önümüzdeki günlerde bugün buradan da dernek başkanımız Recai Bey'e selam göndereyim. Bugün bir toplantıdan çıktık. Önümüzdeki günlerde çok büyük projeye imza atacağız. Ve bunu başaracağız. Yani bu proje bir Türkiye projesi olacak. Sadece Ankara'ya hitap eden bir proje değil. Türkiye projesi olacak. Artık insanlara çok ben işim icabı çok değişik alışveriş merkezlerinde, marketlere dolaşıyorum. Gerçekten çok fahiş fiyatlar var. Yani biz artık ürün bazında, gıda bazında hemen hemen her ürünün çıkış fiyatını biliyoruz, maliyet fiyatını biliyoruz. Aynı semtte, aynı mahallede, aynı sokakta iki market arasında neredeyse %60-70'lere, %100'lere varan fiyat farkları var. Ürün bu fahiş fiyatın yanında
Çok süslenmiş, püslenmiş, ambalajlanmış, güzel cicili bicili ambalajlarda çok kalitesiz ürünler satılıyor. Evet. Artık bunlara bir dur demenin zamanı geldi. Bizim hedeflerimiz içerisinde bu var. Bilgi birikimimizi, tecrübelerimizi, sermayemizi bu işlere koyarak insanlara önümüzdeki günlerde ilk etapta büyük bir gene bir gıda ile ilgili bir mağaza açacağız. Ondan sonra küçük çapta işletmelerle yayılacağız ve buralarda kesinlikle bunlar hepsi bu işleri zora giden, işte işlerini iyi götüremeyen, evet, toptancıları, sizin ortağınız olan toptancıları korumaya yönelik şeyler. Korumanın ötesinde, korumanın ötesinde artık biz meslektaşlarımıza şunu diyoruz. Pek meslektaş kelimesini de artık kullanmak istemiyorum. Çünkü toptancılığın ben bir meslek olduğuna da inanmıyorum. Bu Türkiye'nin şartlarından doğan bir iş dalı. Bu artık bu şartlar bitmiştir. Bu meslekte bitmiştir. Tırnak evet, içinde meslek evet, diyorum. Ben imalata, üretime inanan bir insanım. Evet. Bizim insanlarımız belli çapta birikimlere sahip. Biz şunu diyoruz. Biz bu mağazalarımızda satacağımız, atıyorum, ayçiçek yağını üçünüz beşiniz bir araya gelin üretin. Biz sizden diğer mağazalardaki bugün mevcut o çarpık düzen, yani bir ürünü bir mağazaya, bir marketler zincirine satmak için çok büyük tavizler veriyorsunuz. Evet. Sizin ciğerinizi söküyor adeta. Yani evet, size para kazandırmıyor. Kapitülasyon ya, avant alıyor. Resmen avant evet, alıyor. O üretici orada boğuluyor. Ama satacak yeri yok ürünü. Peki, biz artık buralarda bunu kaldırmak istiyoruz. Siz üret, üret, getir. Maliyetini biz biliyoruz. Sen de kar et. Biz de onu halka yansıtacağız. Yani burada bizim ürün bazında hesaplarımıza göre %30'da %40 arası bugün piyasada satılan ürünleri daha düşük satma imkanı var. Çok güzel. Bazı ürünlerin dışında. Evet. Yani örneğin devletin toz şekerde bunun gibi ürünlerde pek müdahil olma şansımız yok. Ama büyük ölçüde halkın temel ihtiyaç maddelerini çok ucuz fiyata yansıtma imkanımız var. Artık GİMAT'ı bu yöne sevk ediyoruz ama bu zorlu bir yol. Kolay bir yol değil var. Yani yeniden bu yatırımlarla GİMAT'ı Türkiye'nin gündemine oturtacağız. Tabii diyorsunuz. Gündemine oturtacağız. Evet. Tabii. Peki bu çerçevede bu yatırımların ülke ekonomisine, istihdama, katma değere katkısı ne olacak? Bir de onu alayım kısaca. Şimdi üretim yapılıyor dediğimiz zaman zaten beraberinde istihdamı da getiriyor. Şu anda çok basit bir örnek vereyim. GİMAT'ta 5 iş yerinde toplam bugün zaten şartlarda çok olumsuz koşullarda çalışılıyor. Yani iş fazlaca bir iş yok. 10 tane insan çalışıyor. Ama bu 5 arkadaşımız bizim marketlerimize satacağımız ürün ürettiği zaman 500 kişi istihdam edecek. Evet. Bunu sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin değişik yerlerinde yaptıracağız. Hmm. Hiç fark etmez yani, bunun Ankara'da üretilecek diye bir şey yok. Bu arada ben bir not aldım. Biraz evvel bir belediye den bahsettiniz. Belediye deyince hemen bir yaramızı da dile getireyim. Evet. Şimdi Ankara Belediyesi uzun yıllardır erzak dağıtıyor. Büyük miktarlarda evet, erzak dağıtıyor. Bunları nereden alıyor? Şimdi oraya geleceğim. Bu sene ne kadar dağıtıyor? Çünkü artık daha evvel biz gramına kadar tespit ediyorduk ama artık ipin ucunu biz de bıraktık. Çünkü baş edemiyoruz yani. Evet. Bu ürünleri maalesef bugüne kadar Ankara'dan almadılar. Evet. Ankara dışından aldılar. Şimdi pek GİMAT böyle şöhreliste yapmak GİMAT istemiyorum. Ankara Ankara'da bildiğim kadarıyla Sayın Recai Kesimal'ın evet, Sayın Melik Gökçek'le ilişkileri çok iyi olmasına rağmen neden GİMAT'tan alınmadı? İlişkiler yani farklı ilişkiler olabiliyor. Onu bilemem de. Şimdi şunu diyorum. Biz Ankara dışından alınan ürünlerle ilgili de zaman zaman girişimlerimiz oldu. Çünkü ürünlerin serbest rekabet ortamı deniyor başvurduğumuz evet, zaman. Evet. Tamam güzel de serbest rekabet ortamı demek en ucuz verenin ürününü alıp insanlara onu sunmak demek değil. Bir de evet, burada bir sağlıkla ilgili şartlar var. Evet. Gıda tüzüğü var. Evet. Gıda kodeksi var. Sen evet, şimdi bunlara uymaz isen bu olmaz o zaman. Şike evet, olur yani. Ben hemen Ali Bey'e bir soru sormak istiyorum bu arada. Sayın Aktaş, zamanımız da hızla akıyor ve dolmak üzere.
Ben çalışmadığımız yerlerden son yıllarda evet, yıllarda buyur. Özellikle yapılan binalarda mimari ve estetik açısından çok farklı konseptler ortaya çıkmış durumda. Siz bir şehir plancısı olarak bu son yıllarda gelişen göklere kadar uzanan farklı konseptlerdeki binaları bize bir anlatır mısınız? Yani nedir bunlar? Hepimizin neredeyse kafasına düşecek gibi, kimisi eğri, kimisi işte simetrik olarak farklı yönlere doğru bakan garip garip binalar var. Bir şehir plancısı olarak bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi gerçekten söylediğiniz gibi çok farklı karakterde, özelliklerde ve farklı malzemelerde bir sürü yapılaşmalarla karşılaşıyoruz. Bir ortak bir dil, ortak bir bütünlük, ortak bir dili göremiyoruz maalesef. Tabii esasında konuya şuradan başlamak lazım. Yani tabiatın koyduğu kurallar bugüne kadar hep geçerli olmuştur. İnsanların koyduğu kurallar geçerli değildir yani sürekli olarak. Evet. Dolayısıyla tabiata uyum sağlamayan, tabiatla iç içe olamayan, tabiata ters düşen şeyler bir süre sonra yok olmaya mahkum. Doğa intikamını alır diyorsunuz acaba. Evet. Doğa eninde sonunda intikamını alır. Ya mutlaka tabiatla bir uyum içerisinde olması gerekiyor. Yani bir inşaat, bir yapı ya da bir yapılaşma rastgele olamaz. Bunlar bir proje dahilinde değil, bir plan dahilinde olmalı. Olması gerekiyor diyorsunuz. Kesinlikle. Ben işte çok iyi bir proje yaptım, hadi bunu yapalım şeklinde değil. Bunun öncelikle maksadı, yeri, kapasitesi gibi kriterler çok önemli. İşte çevreye uygun ve çevresel etki değerlendirmesi daha doğrusu. Evet. Ayrıca bunu nereye yapıyoruz? Ya uygun bir yer mi, değil mi? Gerçekten tabiatın çok esasında ekonomide kıt kaynaklar olarak bir takım şeyler var ama hava, su gibi şeyler kıt kaynak değildi. Artık bunlar da kıt kaynak gibi değerlendirilebilir. Çünkü bunların da bir sonu var. Havanın da sonu var. Evet. Suyun da sonu var. Dolayısıyla bu kaynaklarımızı çok iyi koruyacak şekilde, bunları sürdürülebilir bir şekilde ve bunlara zarar vermeyecek bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bizim çok iyi inşaat projelerimiz olabilir. Gerçekten gelişen teknolojiye göre günümüzdeki yapı yapma tekniğine göre çok güzel inşaatlar, farklı inşaatlarla yapılabiliyor. Ama öncelikle bunun evet. kapasitesi, yeri, estetiği, evet. rengi bile çok önemli. Evet. Yani malzemesi özellikle. Malzemelere de daha sonra gelelim isterseniz. Evet. şimdi zamanı da hemen hemen doldurmak üzereyiz. Ben Sayın Aytekin'den son birkaç cümle almak istiyorum. Türk tarımı ile ilgili GİMAT toptancısı ne düşünüyor? Türk tarımının geleceği ile ilgili ve GİMAT yönetimi olarak siz GİMAT'ı daha farklı konsepte nasıl bir yol ve yol haritasında değerlendireceksiniz? Yoldan çok bahsediyoruz. Evet. Ben Yol TV'ye bir selamlarımı göndereyim evet. de unuturum belki. Evet. Yol TV izleyen yol arkadaşlarıma da bir buradan evet. selamlarımı göndereyim. Bugün böyle değişik duygular içerisindeyim. Evet. Burada gıda değil de farklı şeylerde konuşmak isterdim ama evet. maalesef işimiz gereği bunu konuşuyoruz. Evet. Türk tarımı tabii bu bir devlet politikası. Bu devlet politikası derken ben artık bu bizim devletin de dışında gelişen bir politika olduğuna inanıyorum. Evet. Yöneticilerimizi yani reklama girmesin ama yani öyle bir reklam vardı eskiden. Yöneticilerimiz evet. uyuyor mu diye. yani Türkiye'nin yöneticileri bu Türk tarımı konusunda neler düşündüklerini herhalde bir yol haritalarını çizmişlerdir yani. Bizim burada şimdi felsefede bir paradoks terimi vardır. Son günlerde paradoksu şeyde yaşıyoruz. Gıdaya getireyim hemen. Çıkıyor Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer.
insanlara ahkam kesiyorlar. Zeytinyağı evet. tüketin, zeytinyağı tüketin. Evet. Ulan zeytinyağı nasıl tüketsin adam? 100 bin lira olmuş 5 litresi. Evet. Ayçiçek yağı 20 bin lira. Adam 5 litre zeytinyağı aldığı zaman 5 litredeki ayçiçek yağı. Yani asgari ücret 1 lira olan ülkede 100 liralık zeytinyağı nasıl tüketsin? Sen şimdi zeytinyağı tüket derken ver insanlara da bakalım evet. zeytinyağı. Bir evet. insanlarımız biliyor zeytinyağının faydalarını. Bilmez olur mu? İnsanlarımız her şeyi biliyor. Doğru söylüyorsun. Sen şimdi bir kilo zeytinyağını bu fiyata verirsen yiyemez tabii. Yiyemez. Sen zeytin tüketimi, zeytin üretimini artırmak için ne yapıyorsun? Gidip zeytin ağacı kesiyorsun. Zeytin üretimini artır da ondan sonra bunu söyle. Türk tarımının maalesef durumu bu. Bugün tek tek biraz evvel ürün bazında çıkarttım. Evet. Şimdi herhalde vaktimiz yok. Evet. İthal ettiğimiz ürünleri ben size saysam ya bunlar da mı dersiniz? Bunlar da mı dersiniz? Çok enteresan. Süresini hatırlamıyorum. Tarım Bakanlığı'nda Tarım Bakanlığı müsteşarıyla bir toplantı yapmıştık. Susamın ithal edildiğini söylemiştim. Zannedersem güneyden bir yerliymiş. Evet. Ya diyor bizim köyde çok susam üretilirdi. Susam da mı ithal ediliyor diyor. Yani evet. tarım politikası bu ülkenin. Tarım... Sizin de son cümlelerinizi alayım. Çünkü zamanımız doldu. Teşekkür ederim. İnşaat aslında medeniyet ölçütlerinden de bir tanesidir. Yani bir bölgenin ya da bir şeyin, memleketin ne kadar bir medeni olduğunu yaptıkları inşaattan da anlayabiliyoruz. Gerçekten de dolayısıyla bizim yaptığımız inşaatlarında bir karakteri olmalı, bir uyumu olmalı. Yani Türkiye'nin mimarisine birazcık uygun olmalı diyorsunuz yani. Türkiye'nin mimarisi tabii ki geleneksel motifleri olmalı. Fakat mühim olan geleceğe yansıtması. Evet. Geleceğe yansıtması daha da önemli. Yani eskileri ya da işte postmodern bir takım figürleri falan yansıtmamıza da gerek yok. Anladım. Modern olmalı. Yani günümüzü yansıtacak ve geleceği yansıtacak. Evet. Bu anlamda bu nitelikte bu özellikte olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, sevgili Yol TV izleyenleri, bu akşam gerçekten önemli iki konuğumla hem inşaat sektörünü masaya yatırdık, hem GİMAT'taki toptancıların isteklerini, onların yeni dönemde yeni yol haritalarındaki onları koruyacak çalışmaları sizlere aktardık ve Türkiye'nin kentsel bakış açısına, estetik bakış açısına da farklı bir bakış ve farklı bir görüşle katkı sunmaya çalıştık. Bir KOBİ Vizyon programının daha sonuna geldik. Bizleri izleyen tüm Yol TV izleyenlerine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Dönen dönsün, ben dönmezem yolum.